Fida. Ya Ayşenur, şöyle bir şey var. Zaman geçince diyebilmen için güzel bir fikir. Ben o podyumda çuval bile giydiğimi kendin adına söyleyebilirsin. O anlamda evet çuval giydin. Ama az önce Gülşah aslında orada açıklama yaparken çok güzel şeyler söyledi. Ben de giyecektim ama böyle değil demek istedi herhalde. İşte dantelle mi, bir şeyle Yok, biz mi, buradakini değil. fosforluyla mı? Hani bir şeylerle onu birleştirmeyi düşündüğünü Ya söyledi. onu Bana içeride göre söylediği şeyi öyle söyledim yapmış. Tamam anlıyorum. Olur söylüyoruz hep öyle şeyler zaten. Hani ben. Yok, ben Gülşah'ın demek istediği şuydu. Nur Yerlitaş imzasıyla Türkiye'nin süperstarına çuval giydirdi. Yani o detayların dışında farklı nasıl yapabilirim Şimdi mi yani üstüne düşünüyordu yapılmış bir ama sen şeyi yapmışsın dedi. ben de onu düşündüğüm için bu Tamam şekilde ama sen hiçbir yaptım. şey Ne olan yapmadım. yapmamışsın. Nur Hanım'dan sonra bu elbise Ben sayılmazdı. neyi yapmamışım hiçbir şey? Yani hiçbir şey Evet. yapmamışsın. Elbise de sen hani elbise değil çuvalı giyip gelmişsin. Hani elbise bile değil Sana üzerindeki şöyle bir şey bence. söyleyeyim o zaman. Ben bunu haki yeşili yaptırabilirdim. Ben bunu burada yaptırabilirdim Yaptırsaydın o kumaştan. zaman. Yani buraya Neden gelmiş halimizle söylüyoruz ya. çuvalı sorguluyorsan Ben dünyaca ünlü modacılar Nur Hanım bile yani bakar çuvaldan mısın? elbise Marilyn orada Monroe'da çuval giymişti. olduğu Bu bile belli podyumda değil. bir çuval giyilmesi gerek. Kendi Onu da ben söylemiş giydim Nur diyeceksin Hanım ya ve öyle bir ego aynen. olacak ben şu an de sende orada onu da anlıyorum. görmüştüm ve altında neon Bir kumaşlar bakar şifon mısın? tüller Bir vardı. bakar mısın? Ben Ya de tam önden değiştirdim. varsa. Biz leopar giymeye korkuyoruz ya Heh, mesela. bakar Yani mısın ya? biraz cesaret Ben bunun hani. üstüne nasıl çıkayım diye düşünüyordum. Çuval olduğu Belli bile anlaşılmıyor bile değil. yani. O Elbise kadar ben gibi. bunu siyah da Ama bu bir yaptırabilirdim. şeye Problem batırılmış. Bilirdim, model var. ederdim. Hepimiz daha iyi olabilirdik. Ben Yarışma bitince çuval diyeceğim giymek ki ben. istedim. Keşke onu Ben de giymeseydim. Keşke Allah'ım Ben şunu bulsaydım da giydiğim hiçbir şeyden giyseydim. pişman olmadım ki burada doğrularını öğrendiğim için. Bundan da pişman olmayacağım İşte kötüyse öğrenme de. yeri değil ya artık onu demiştik biz Kusura bakma zaten. burada Tamam. öğrenmeden kimse annesinin karnından neyle neyi kombinleyecek diye çıkmıyor. Burada hepiniz burada öğreniyorsunuz. Burada birçoğumuzdan gördüğün şeyleri sen yeni yeni yapıyordun yani. Bak bir şeyler Ben mi? öğrenildiği için. Ben Sen, o, konuşursam çok şu, acı bu. konuşurum ama susmayı tercih Açık ediyorum konuş, ben. kapalı konuş. Çünkü Benim için seninle konuşma ilgili senin ufacık bir fark açık verildiği etmiyor. zaman sen ne kadar kılıç varsa hepsini kuşanır. Benim Üstüne az açığım önce yok. Gülşah'a yaptığın Çünkü da ben zaten oydu. kartları açık Sen oynayan bir onun insanım. Açığını verdi Benim senin. Doğru mu yalan kartlarım hep mı açıktı. gerçek mi ben bilmiyorum. O gittiğin bayanı da bilmem. Öyle bir şey dedim onu da bilmiyorum. Tut ki doğru ya da yanlış. Ama sana böyle bir şeyle geldiği için sen demediğini mesela bırakmıyor. Ben Dün de ondan bana yaptın öncesinde aynısını. söylüyorum. Ben hiç demediğimi bırakmadım değil. Sen Ya siz hak gereksiz, bilmiyorsun. Sen gereksiz. yapılan iyiliği de unutursun. Gerçekten yapıyorsun. Bunu bizzat kendim İyilik yaşıyorum. yapan kişiyi niyetle yapmamıştır Ya da belki. bak işte bak bunu bu şekilde. Buraya yatırım Ya yapıyordur birinden bir belki. şey giyinirsin, işine yarar yarar. Sonra onu mesela atıyorum bir geri iste. Aman senin de bilmem neyine kalmadım diye bir eda bir tavır vardır ya bazı insan. En nefret ettiğim tavır odur. Giyerken, yaparken, yerken, içerken her şey çok güzel. Ama en ufacık bir şeyde bütün artık hani geriye bakıyor insan. Cebimde ne var acaba çıkart. Sen onu yapıyorsun yapma. Tamam mı? Sen onu yapıyorsun dediğin her Bir şeyi, konu herkese varsa söylediğin her şeyi o sen konu yapıyorsun üzerinde Çiğdem. tartışabiliriz Herkese her sen bunu zaman. yapıyorsun dediğin bütün her Ama şeyi sen yapıyorsun. Yani Benim de söyleyeceğim şeyler var. Tamam söyleyebilirsin Yo, ben ama öyle bak bir işte. insan değilim işte bak. Ben söyleyeceğim Tamam ben şeyler öyle neden bir neler insanım biliyor o musun? zaman. Bir insan Tartışmaya sen üstü kime konuşuyoruz. neyi yapıyorsun dediğinde kötü bir şey yapıyorsa onların hepsini sen yapıyorsun. Çünkü bunları Tamam. yapabileceğini düşünen insan bunları daha önceden kafasında planlamıştır. Tamam ben yapıyorum. Bunları yapmayan bir Yani insan bazen onun öyle çocuk bir şey ruhuna yapacağını giriyorsun bilmez Ayşenur bile. müsaade Öyle bir et bak konuşuyorsun ki. Koskoca aylar geçti, haftalar geçti. Sen hala karşındaki kişiyle üst üste konuşmamayı bir türlü öğrenemedin. Hani üst üste konuşuyoruz. Tamam söyle Tamam dinliyorum. dinle Ben şimdi. Yanlış bir altında şey de söyleyebilirsin. Dinliyorum yani ama ben Sabredin konuşurken biraz rica hani ediyorum. kestin unuttum da gitti yani. Şimdi gerçekten üstüne daha konuşmak istemiyorum. Bitti. Buyur Teşekkür söylemek istediğim ederim. varsa, tartışacağımız bir şey varsa her zaman hazırım o tartışmaya. Ama neyi tartışıyorsak onu konuşalım. Yani seni seviyorum. Hani bundan da herhalde çok fazla da bir şüphen yoktur. Çünkü sana karşı ekstra yapmış olduğum inanılmaz bir şey yok. Burada seninle hiç sorun yaşamadım aslında ben.
Senin belki içinde farklı şeyler oluşturmuştur. Bu da çocuk yaşına veriyorum aslında, biliyor musun? Biraz senin o ruhun var ya, hani bir gücenmeler, bir küsmeler, onu da anlamak istiyorum. Seni anlayıp sana öyle yaklaşmak istiyorum. Ama ne zaman şuradan bir şey söylesem, burnunun ucuyla bana hareket yapıyorsun, benim o zaman tepem atıyor işte. Ay diyorum, nereden yaklaştım, nereden konuştum? Benim o zaman iyi niyetimi de gerçekten, o zaman ondan bile iyi niyetimi suistimal ettiğini görüyorum. O yüzden iyi yaklaşmak da istemiyorum artık. Yani burama kadar gerçekten geldi. Peki, Ayşenur. Senin bana karşı hiç iyi niyetin olmadığını, hatta beni sevmediğini düşünüyorum. Bunların düşünmeme sebep buranın dışında yaşanan olaylardır. Herkesle yaşadığım şey vardır ama neden "aa ben bunu yaptım, bunu söyledim" niye diye demem. Çünkü burası giyinip gelebileceğin bir program ve farkında değilsin. Üstünde bir şey varsa konuşursun özgüveniyle. Üstünde bir şey yoksa konuşamaz. Tamam, çünkü o zaman çuval giydiğine göre senin susman lazım. O zaman üstünde bir şey olmadan lazım. Konuştuğunda ne olur biliyor senin musun? Senin üstünde bir şey olmadığına göre senin susman lazım, öyle kötülüğü, mi? Üstündeki kötülüğü, üstündeki kıyafetin kötü olduğunu bilip de... Tamam, üzerinde çuvallar süs lütfen. O. Üzerimdeki kıyafetin kötü olduğunu gerçekten düşünmüyorum. Nihal. Fikir... Güzel bence, hani çuval giysen bile yakışır falan diyebilirsin. Röportajındaki şeyi de çok komik buldum, hani insanların çuvala ön yargıyla yaklaşmasını istemiyorum tarzında bir şey dedin. Evet. Ama durum yani biraz farklı olmuş. Bir şey söyleyeceğim, onu yapıp gelseydim copy paste olurdu. Hayır, aynısı şey değil ama olman. Bak Gülşah'ın söylediği doğruydu. Hani sen bildiğin hani bu şeye benziyor, hani ben naylon poşeti geçirip gelmem gibi. Hani mesela poşetten bir geri dönüşüm fikriyle bir elbise yaparsın ama o elbisedir, hani giyilebilecek bir şeydir. Bu senin yaratıcı fikrin olur ama sen poşeti geçirirsen bu saçmalamak olur, şaşırmak olur. Şu an bu çuvalın şaşırmışı, hani makyajın falan güzel olmuş ama teninin renginde çuval, hani böyle korkuluklara benziyorsun ve ortada bir kombin yok. Açıkçası bu, hani bazen biz konsept yaptığımızda kolaycılık oluyor ya, bana biraz kolaycılık geldi. Şöyle ki, belki terzide beklemişsindir bunu, evet doğru. Ama ayakkabın aynı çuvaldan, işte çantan çuvaldan. Vermek istediğim mesaj odur belki. Ya mesaj, işte sadece fikir bak, güzel. Hani görsele çalışmamışsın ama şu an görüp hani üstünde bir elbise yok bence. Hani bu bir konsept İçinde olurdu. İçinde mayon okay. Vardı belki. Ne? Yani ne kadar garip konuşuyorsunuz. Ya neden ön yargılısınız anlamıyorum. Çuval, ama çuvalı geçirip gelmedim. Çuvalın üzerinde dikiş var, ip var, bir modeli var, bir pelerini var. Ne bileyim, ona uygun bir makyajı, bir çizmesi var. Ayşenur, bir çantası var. Çizmesi değil bak, diyorum ya. Dolamışsın yani, bu olmaz. Ona farklı bir ayakkabı seçebilirdin, farklı bir çanta. Hani böyle... Ben bunu kabul etmiyorum. Benim hani böyle vermek istediğim olamaz. Mesaj buydu. Ben... Teşekkür ederim gerçekten yorumlayın. Bir şey soracağım. O zaman her gün benim konseptim kostüm partisi olsun. Bir gün leopar geleyim, bir gün tavşan geleyim, bir gün ayı geleyim. Yaptığını kendine yaparsın Nihal. Ben de bunu diyorum. Şu an yaptığını kendine yapmışsın. Ben bunu yaptım. Zaman, evet. Benim ön yargılarından kurtulmasını istedim insanların. Çünkü gerçekten çuvalda giyilebilecek. Çuvala ön yargıyla yaklaşmayın arkadaşlar. Ama Ayşe Pekkan'ın fotoğrafına bakarak. Bir şey söyleyeceğim. Bu kadar kendinizle ilgili müthiş mesajlar verebilecek noktada görmeniz doğru değil aslında. Kendinizi temsilen burada ve stilinizi temsilen i̇şte bulunuyorsunuz. İşte kendimi giydim diyor. Tamam ama insanlara benim... çuval da giyilebilir göstermek, ya öğretmek hayır, böyle hayır, bir şey var, yok. Hayır, bu var. Röportajda ben söyledim. İnsanlar çuvallar da giyiyor. Ben bunu ilk yapan bir insan tamam, değilim. Tamam, giyilebilir. Mesela ama hani üstünde bir yazı falan varmış. Ay, kadın merdiven var, mor mor yapılmış. Konuşuyoruz. Baskıları var üzerinde Ajda yapılmış. Pekkan, anladın mı? Hani olmamış. Hani Merlin fikrin çok giydi. Güzel. Ben beğendim. Hani... Ne yaptıysam kendime yaptım ben. Teşekkür ediyorum. O zaman bana bir daha rüküş demeyin. Ne yaptıysam tamam, kendime Özden. Yapıyorum. Son yorum Özden. Ayşenur, biraz fütüristik gelmişsin. Keşke fütürizm yaptığımızda gelseydim bu şekilde. Ama yani hafta içi kombininde bilmiyorum, ben seni anlamadım. Böyle Hint fakiri misin, Medine fukarası mısın, kibritçi kız mısın? Ne olduğunu anlamadım. Hani kumaş olarak çuval şeyini kullanmanı sevdim ama ne bileyim, inciyle kombinleyebilirdin, deriyle, değişik böyle kotlarla falan böyle. Daha farklı bir formda olabilirdi. Kabarık bir... İnciyle kombinledim zaten ama takmadım.
takmadığın şeyi ben nasıl... Takmadım çünkü güzel duran bir inci değildi. Yani ama ben güzel duranını bulacaksın o zaman. Ve konseptime göre giyindim. Yani mesela, hokkabaz şapkası takınca nasıl hokkabaz olunmuyorsa çuval giyince de korkuluk olunmuyor. Onu demeye ne çalışıyorum. Ne mana şu anda? Kafandaki şapkanın manası mesela. Bir şey söyleyeceğim, onu sana Nihal söylemişti. Biraz neyi Nihal söyledi bana yarışmacıya. Ya? Ben Nihal'i herhalde bugün konuşmadım bile söylemedim. Nihal'i. Neyden bahsediyorsun? Neyi bana Nihal söyledi? Her şeyi Nihal Özlem mi söyledi? Ben kendim bir şey uyduramaz mıyım? Ya sürekli kafanda bir hokkabaz şapkası var ve hokkabaz değilsin. Yanlış. Üstünde bir çuval var ama çuval eğer değil. Bir hokkabaz olsaydım zaten korkuluk seni değilim. Şu formdan kurtarırdım emin olsan ya. Hokkabaz olmadığın için. Sen ne konuşuyorsun yine Ali değişik diye yani. Ama içinden falan çıksaydı. Ne diyor? Okey bak. Ben çuval fikrine varım. Hatta o konserde en arkadaydım. Hatta neyle çıkacak çünkü bir mayo yapmıştı Nur Hanım ondan önce konserinde. Hani kadın ne giyecek diye bakıyor. Ben bu çuvalı gördüm, öne koşmuştum. Kocaman bir çuval buradan ben taş. Ben bu çuvaldan esinlendim. Aynen. Okey varım bak, çuval fikrine varım. Hatta önce yapman da güzel. Yaşıyor mu? Yaşıyor 2 sene önceki şeyi. Gülşah sen bak bir şey ben bitireyim. Okey ama sen buna deseydin ki ya da içinden bir mayo. Taş kaldırır bu, dantel kaldırır, deri kaldırır. İçinden öyle bir şeyle çıksaydın, aa okey derdim bu pelerini ya da bir şey. Ama bu ne biliyor musun? Biz onu neyle yapalım derken sen ayakkabısı almışsın, bir ayakkabının üstüne alçı gibi kaplamışsın, bu kostüm olmuş. Yani demek istediğim aslında bu. Orada bak çuval oldu bile belli değil çünkü işlenmiş senin bir çuval var orada. Senin demek istediğin şey, benim demek istediğim şeyi anlasaydın zaten yapardın. Başkası yaptığında ben her türlü kötülerim Gülşah Yılmaz. Zaten söylüyorum. Çünkü her şeyi burada ben yapmak isterim Gülşah Yılmaz. Altında böyle imzası var. Ben de şöyle bir çünkü şey diyeyim. Hayır, ben imzamı atıyorum. Yanlış söylüyorsun ismimi Ayşenur Balcı. Senin çoğu yaptığın bu hediye paketi siyah dantel formları ben 3 sene önce yapıyordum. Serpil Gülşah Yılmaz imzamı attım. İşte teşekkür bak, ederim. Böylesin. Teşekkür belki ederim. De yapmamışsındır uyduruyorsun. Ben göre, seni ben yaptım diyorum. Bence altına dikiş at içine patates sen yapmasan tamam, da oldu. Ben yaptım dersin. Annem alıyordu. Evde yoksa bile var dersin. Annem çoğunluğu patates alıyordu böyle 5 kişi olduğumuz için. Hazır mısın Ayşenur? Hazırım. Geçebiliriz. Ayşenur Balcı, ayakkabı 445 lira, çanta 10 lira, elbise 300 lira. Ayşenur hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Şimdi evet bir gün konuşmada belki birkaç kez hep dedim ki yaratıcı olun. Çuvaldan bir elbise yapın. Naylon poşetten bir şey yaratın dedim. Tamam bunu kale alman çok güzel bir şey ama tabii bu benim gözümde sanıyorum herkesin gözünde çok yalın, çok şey kalmış. Hani ne derler böyle? Tuzu, eti olmayan bir yemek vardır böyle. Aksesuar, tatsız, tuzsuz. Bu olmamış. Bu çuvalı bir şeylerle meç ettiğin zaman öyle bir şey yapardın ki bu üstündekini böyle bir açardın. Altından çok taşlama. Enteresan bir şey çıkardı. Veya onu derilerle, kristallerle, bir şeylerle bunu meç ederdim. Bak orada var ki kaç yıl oldu. O tamam bir kumaşı çuvaldı. İçinin bayağı gep yeri hazırlandı aynen. Yani üstüne çuval monte edildi. Dikişi de o kadar zor ki. Ne yaptık? Onun içinden fosfor. Çünkü geceydi orası, arenaydı. Aja Pekka'nın büyük konseriydi. O fosfor ve bacağındaki taşı, tabii bu sahne yani. Evet. Sahnede, şimdi ben onu, Aja Pekka'nı böyle bir çuvalla çıkarsaydım, orada öyle bir ahenk olmazdı. Ne yazarlardı? Aja Pekka çuval giydi. Ama ne oldu? O en kaliteli taşlarla, en güzel o şifonlarla onu meç ettim ben. Şimdi İvan'a bir yardımcı olur musun? Olurum tabii şimdi ki. Şimdi varsayalım. Şimdi notumuzu buna göre vermiyoruz. Al bunları. Hepimiz aynı bunları. Düşüncedeyiz. Bu arada hemen söyleyelim. Çünkü şeyde çok yorum yapmak bir şey yok. Hiçbir şey katmadın Ayşenur maalesef. Ama biz katacağız şu anda.
Yani bu çuvalı ne hale getiririz? Bir şey yapacağız Kemo, sen de gel benimle. Ay ben biliyorsunuz yerimden kalkamıyorum. Küpeler de alıyorum. Aman al. Alın. Çünkü işimiz... Ay ben de üf yerleneyim biraz. Uğraşmak lazım yani. Ben de öykürle sohbet edeyim. Canım. Ben de anılara bakayım. O bu çorap nasıl ne hazırlandı onu düşüneyim. O çorap ne çorap? Bunu giyelim. Böyle. Ya. O tulumdu yavrum ha. O işlendi o. Ah ah. Aa. Ay saçlara güzel bak. Onu takalım. Ah böyle gelseydin de bir yaldızlı onu alsaydın. Kapak ay, olsaydı. Ay bir makas varsa bunu biraz keseyim bir şey yap. Bir tane iğne alabilir miyim? İğneler. Makas var mı orada? Yok. Şimdi Kemal öyle bir kafa yapacak ki Allah Allah Allah. Tut. Ay buradan da Ajda Pekkan'a sevgi gönderelim. Öpücükler. Kocaman kalpler. Süperstarımıza. Ajda'cığım. Süperstar. Ben kaşınıyorum. Şunu mu versek acaba? Daha siyahınız. Man bunu verelim. Ne yapalım? Yok gözlükler odada. Abi ayakkabıyı ben kabul edemem ki. Eline sağlık. Ne de bağlarsın öyle jrak diye.